Hoş geldiniz. Diyelim ki elinizde telefonunuz var ve sosyal medyada gezinmeye başladınız. Saatlerin nasıl geçtiğini fark etmezsiniz değil mi? Ya da bilgisayar başında oturup saatlerce online oyunlar oynamak size hiç zor gelmez. Peki aynı şeyi ders çalışmak için söyleyebilir misiniz? Bir saat bile zor gelir değil mi? Belki de bir saat boyunca projenizi geliştirmeye odaklanmanız gerekiyor ama gözünüzde büyüyor. Halbuki mantıken biliyorsunuz ki uzun vadede spor yapmak, işinizi büyütmek ya da kişisel gelişiminizi yatırım yapmak size çok daha fazla fayda sağlayacak. Ama nedense televizyon karşısında geçmek, bilgisayar oyunlarına dalmak da ya da sosyal medyada zaman geçirmek her zaman daha cazip geliyor. Bu durum çoğu insanın yaşadığı bir ikilem. Ve benim bu ikilemin esas kaynağını anlattım. Canınız bu yüzden ders çalışmak istemiyor olabilir adlı bir videom var. Çok detaylı olarak evrimsel biyoloji ve evrimsel psikoloji ile bu durumun çıkış noktasını açıklamıştım. Bugünse bu konunun çözümü üzerine bir takım uygulamalar önerelim. Bu sayede beynimize angarya gelen ama yapmak zorunda olduğumuz görevleri daha kolay yerine getirebileceğiz. Muzdarip olduğumuz durum kolay ve rahat olan iş işleri yapmanın her zaman daha cazip gelirken zor ve emek gerektiren işlerin gözümüzde büyüyor olması. Peki neden bazı insanlar zorlayıcı işleri yaparken hiç zorlanmıyor gibi görünüyor? Neden birileri düzenli olarak spor yapabiliyor, projelerine odaklanabiliyor ya da kendini geliştirmek için çabalayabiliyor? Bu soruların cevabı beynimizin içinde saklı. Beynimizde dopamin adı verilen bir nörotransmitter var. Psikoloji hakkında konuştuğum çoğu videomda zaten bahsediyorum. Bu kimyasal genellikle mutluluk hormonu olarak bilinse de aslında mutluluktan çok bizi harekete geçiren ve motive eden bir unsur. Dopamin bizim bir şeylere arzu duymamıza neden olan asıl güçtür. Yani bir şeyleri istememizi sağlayan ve o şeyi elde etmek için harekete geçmemize neden olan ateşleyici madde dopamin. Dopaminin ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anlamak için bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı bir deneyden bahsedelim. Çoğunuz bu deneyi en az birkaç yerde duymuşsunuzdur. Farelerin beynine elektrotlar yerleştiriliyor ve fare her ne zaman bir kolu çekerse beynindeki ödül sistemi uyarılıyor. Sonuç fareler o kolu tekrar tekrar çekiyor. Hem de saatlerce. Ne yemek yiyorlar ne uyuyorlar. Sadece okulu çekmek için yaşıyorlar. Şimdi bir de tam tersini düşünelim. Bilim adamları bu kez farelerin beynindeki dopamin salınımını engelliyor. Bu kez ne oluyor? Fareler öyle tembelleşiyor ki su içmek için bile kalkmaya üşeniyorlar. Yaşamaktan adeta vazgeçiyorlar. Çünkü artık hiçbir şeye karşı istekleri kalmamış. Fakat yemek doğrudan ağızlarına verildiğinde yiyip zevk alabiliyorlar. Yani tat alıyorlar ama yemek için bizzat hareket etmeyi üşeniyorlar. Anlayacağımız üzere dopamin bizi harekete geçiren güç. Susadığımızda su içmek istememizi sağlayan şey de dopamin aslında. E fareler üzerinde yapılan bu deneyler bize dopaminin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor ama dopaminin etkilerini her gün kendi hayatımızda da deneyimliyoruz. Beynimiz hangi aktivitenin ne kadar dopamin vereceğini tahmin ediyor ve ona göre önceliklerini belirliyor. Yani bir aktivite az dopamin salıyorsa beynimiz o işe karşı motivasyon duymuyor ama dopamin salınımı fazlaysa beynimiz aynı aktiviteyi tekrar tekrar yapmak istiyor. Bağımlılıkların da gelişim sürecini böylece anladık sanırım. Şimdi hangi aktivitelerin dopamin salınımını tetiklediğini bir düşünelim. Yüksek dopamin sağlayan aktiviteler arasında sosyal medyada gezinmek, sanal oyunlar oynamak ya da internette vakit geçirmek gibi şeyler var. Mesela bir bildirim geldiğinde beynimiz dopamin salgılıyor. Çünkü o bildirimde bir ödül olduğunu düşünüyoruz. O yüzden sürekli telefonumuzu kontrol ediyoruz. Yeni bir mesaj ya da bildirim gelmiş mi diye. Bir süre sonra bu aktiviteler beynimizde o kadar yer ediyor ki farelerin o kola basması gibi biz de telefonumuza, bilgisayarımıza sürekli geri dönüyoruz. Bu örneği de çok yakın bir zamanda yaptım. Neden? Dikkatli anıklığı yaşıyorsun isimli videomda vermiştim zaten. Burada hepsini birleştiriyoruz. Sürekli bildirimler gibi uyaranlara maruz kalmak kötü bir şey mi peki? Başta zararsız gibi gelebilir ama aslında uzun vadede beynimize zarar veriyor. Çünkü vücudumuzda homeostasis denilen bir denge mekanizması var. Bu sistem vücudumuzun sürekli aynı kalmasını istiyor. Mesela vücut geliştirmek için ağırlık kaldırdığımız vakit belli bir tekrardan sonra vücut artık psikolojik olarak bizi pes ettirmeye uğraşır. Bunun sebeplerinden birisi de vücudu standartının dışına çıkaracak değişimleri pek sevmemesi, dopamin salınımı söz konusu olduğunda da vücudumuz bir dengeye ulaşmaya çalışır. Sürekli yüksek dopamin alıyorsak beynimiz buna alışır ve bu sefer normal düzeydeki dopamin salınımları yeterli gelmemeye başlar. Yani beynimiz dopamin reseptörlerini ayarlayarak o yüksek seviyeyi standart haline getirir. Ya bu da bizim düşük dopamin salınımı olan aktivitelerden keyif almamamız anlamına gelir. ya Az önce saydığımız çağımızın ana tembellik konuları olan ders çalışmak, spor yapmak ya da uzun vadeli projelere odaklanmak artık daha zor gelir. Ya çünkü çünkü bu işler yüksek dopamin salınımı sağlayan video oyunları ya da sosyal medya kadar keyif vermez. O videomda da söylemiş olduğum gibi bunlar kısa süreli has kaynaklarıdır. İşte tam da bu noktada bir dopamin detoksuna ihtiyaç duyuyoruz. Dopamin detoksu beynimize bir mola verip yeniden dengeye gelmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Hemen yapılışına geçelim. Bu detoks sırasında yüksek dopamin salınımına neden olan tüm aktivitelerden bir süreliğine uzak duruyoruz. Yani bir gün boyunca internet kullanmıyor, video oyunları izlemiyor, müzik bile dinlemiyoruz, telefonu elimize bile almıyoruz. Evet kulağa çok sıkıcı bir gün gibi geliyor ama aslında amaç da bu sıkılmak, beynimizin yeniden düşük dopaminli işlere alışmasını sağlamak. Sıkıldıkça daha önce keyif alamadığımız işleri yapabilmeye başlıyoruz. Mesela bir kitap okumak ya da yazı yazmak video oyunu kadar çekici gelmeye başlıyor. Çünkü detoks günlerinde vücudu dopamini acıktırmış oluyoruz ve ona ne görev versek miktarını küçümsemeden saldırıp içindeki dopamini hasat etmeye çalışıyor. Eğer bu detoks size biraz sert geldiyse daha hafif bir versiyonunu da konuşabiliriz. Mesela haftada bir gün sadece bir yüksek dopaminli aktiviteden uzak durmayı seçebilirsiniz. Diyelim ki sosyal medyada çok vakit geçiriyorsunuz. O gün boyunca telefonunuzu kontrol etmemeye karar verin ya da video oyunları oynuyorsanız bir gün boyunca oyun oynamamayı deneyin. Bu küçük adımlar bile beynimizin dopamin seviyesini düşürüp daha üretken işlere odaklanmamızı sağlayacak. Unutmayın amaç dopamin salınımını tamamen durdurmak değil, asıl amaç dopamini daha kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenmek. Kendinize yüksek dopaminli aktiviteleri ödül olarak sunabilirsiniz ama eğer öncesinde angarya olan düşük dopaminli işleri bitirdiyseniz mesela bir gün boyunca çalıştıktan sonra akşam bir bilgisayar oyunu oynayarak kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Ya önemli olan zor işleri bitirdikten sonra bu ödülleri hak ettiğimizi hissetmek. Ya bunun yanında konu dopamin detoksu'na geldiği vakit mikili filmlerden de söz etmek gerekir. Bu tarz görsel materyalleri tamamen bırakmak gerek. E çünkü o konudaki gerçek hayat beklentilerinizi değiştirecek. Orada sanatçılar çok sürrealist çalıştıkları için konsantre bir dopamin şat almış oluyorsunuz. Bu da beynin dopamin kablolamasını bozuyor. Sonra etrafta nofap gibi tuhaf tuhaf şeyler konuşuluyor. Bunlara sarılmaya çalışıyorlar. Eğer ağır bir vakaysanız beyninize bir reset gerekiyor. Bunun için 2-3 aylık bir ara yeni normale dönmek için fazlasıyla yeterli. Bundan daha fazlası bir saçmalıktır. Sadece testosteronunuzu düşürüp hormonlarınızı tembelleştirirsiniz. Vücudun doğal akışında olan bir kavramı hayatınızdan çıkarmak diye bir şey yok. Sadece dopamin kablolamasını bozmayacak ölçüde onunla birlikte yaşamak var. Bu noktada haftalık aldığınız toplam dopaminin en fazla 20'sini kırmızı noktalı aksiyonlardan almaya bakacaksınız. Bu herkes için böyle, sadece ağır vakalar için değil. Hayat boyu optimum olan bu diyebilirim kabaca. O da haftada maksimum 2'ye tekabül ediyor desem yanlış olmaz. 3 değil. Haftada 3 ve sonrası dopamin kablolamasını bozmaya başlıyor çünkü. Bu kırmızı nokta aksiyonları kaynaklı sağlanan dopamin üzerine belki ayrı bir video yapmam gerekebilir. Yoksa pek durumun ciddiyeti anlaşılmayacak gibi. Ama yapar mıyım, yapmaz mıyım, o topa girmek ister miyim bilmiyorum. E sonuç olarak dopamin detoksu beynimize gerekli bir mola vermek, hayatımızı daha dengeli ve üretken hale getirmek ve zor işlerin altından kalkabilme iradesini yeniden geliştirebilmek için harika bir yöntemdir. Eğer motivasyon problemleri yaşıyorsanız beyninize bu molayı verin ve bu yolda dopamini daha bilinçli kullanmayı öğrenin. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımda bu tarz pek çok video var ama izleyenler videolarıma yorum yapmadıkları için 80'den fazla videom olduğu halde YouTube algoritması beni ana sayfaya çıkartmıyor. Siz bu videodan bir fayda gördüyseniz başkaları da faydalanabilsin diye videoyu beğenip yorum atarsanız algoritma kanalımı daha çok kişiye önerebilir. Merak ederseniz kanalımda bunun gibi bilgilendirici videolar mevcut. İlginizi çekerse beklerim.